Günaydınlar efendim. Cem TV ekranlarından özel yayınımıza hoş geldiniz. Bugün cumartesi, farklı bir yayında birlikteyiz ve çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Adnan Keskin, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili. Hoş geldiniz Sayın Vekilim. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Çok konuşacak konumuz var. Hemen başlayalım dilerseniz. İkinci ayında Gezi direnişi ve Türkiye farklı bir konumda artık. Yani halkın bakışı, insanlar sokakta, yıllardır hiç alışmadığımız görüntülere sahne oluyor sokaklar. İnsanlar arasındaki dayanışma, insanlar arasındaki uyanış ve bir direniş söz konusu. Diğer tarafta da, ne yazık ki diğer tarafta demek zorunda kalıyorum. Çünkü adeta ikiye bölünmüş durumdayız. Yani Sayın Başbakan'ın tabir ettiği gibi %50 %50 bölünmüş durumdayız. Hiç olmak istemediğimiz gibi. Nasıl değerlendirirsiniz? Siz Gezi direnişinin bizzat da içinde de yer aldınız. Hatta maalesef şiddete de maruz kaldınız bizzat. Nasıl değerlendirirsiniz? Nereye gidiyoruz? Yani sonucu iyi mi olur bu gidişin? Nasıl sonuçlanır sizce? Önce bizi izleyen yurttaşlarımıza günaydın diyorum. Güzel bir gün geçirmeleri temenni ediyorum. Gezi direnişi spontane birden bir gücün düğmeye basmasıyla Türkiye'nin gündemine gelmiş bir etkinlik değildir. Sayın Başbakan sürekli bir şekilde Gezi direnişinin belli lobilerin siyasal iktidarı devirmek için ortaya koydukları bir etkinlik, bir direniş olarak nitelemektedir. Faiz lobisi diye biliyorsunuz hayali bir düşman yaratmaktadır. Türkiye'de aslında faiz lobisi varsa Sayın Başbakan kendi kendine çok ciddi çelişkiye düşmektedir. 11 yıl iktidarda olan bir siyasi partinin liderinin, bir başbakanın Gezi direnişini lekelemek, toplumun gözüne itibarsızlaştırmak için suçlama yaparken 11 yıldır iktidarda olduğu unutmaması gerekiyor. Gerçekten Türkiye'de düğmeyi basınca Anadolu coğrafyasının değişik yerleşim alanlarında siyasal iktidarı deyimliğe yönelik bir direniş örgütü varsa adama sorarlar, siz uyumuyordunuz bu memlekette, ne yapıyordunuz, siz Bostan korkulu musunuz, Tayyip Efendi derler. Bir kere tamamıyla hayali bir iddiadır. Türkiye'de gerçekten hukuk dışı bazı güçler var. O da başbakanın çevresindeki rant gruplarıdır. Bakın çok ilginç şeyler oluyor. Bu ülkenin en kökleşmiş kurumunun başında olan ailenin Gezi direnişi tavrından dolayı Türkiye'nin en büyük üretim ünitelerinden birisine polis nezaretinde baskın yapılıyor. Evet, TÜPRAŞ. Baskın yapılan bu üretim ünitelerinin sahibi holding, yıllardır Türkiye'de vergi rekortmanı, hem kişisel vergi gelir vergisinden hem de kurumlar vergisi açısından. Ama öyle bir başbakanımız var ki, öyle gerçekleri çarptıran, hayatı kinle yönlendiren bir başbakanımız var ki, Gezi direnişte insani bir görevi yerine getirdiği için biber gazından, patlayıcı silah etkisinden kurtulmak için otele sığındıkları için daha o tarihlerde bunun hesabını vereceksiniz diyor. Bu başbakan bir sokak mantığıyla, bir sokak adam anlayışıyla çıkıyor televizyon ekranlarına, bunun hesabını veriyor. Arkadan da bir müddet sonra o holdingin en önemli üretiminde basıyor. Bunu daha önce merkez medyanın sahibiyle ilgili Türkiye'de böyle bir olay yaşadı. Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi cezası Hürriyet ve Milliyet gazetesinin sahibine kesilmiştir. Ve orada da öyle ilginç şeyler olmuştur ki, vergi mahkemesinin kararını adliye, Danıştay'a götürmek istemiştir. Şirketlerin hisse senetlerini güvence olarak vermeye kalkmıştır, kabul edilmemiştir. Ama bir başka holdinge, kamu bankalarından 750 milyona kredi çekilerek Sabah grubunun alınmasında o holdingin hisse senetleri güvence olarak o bankalar, kamu bankalar alınmıştır. Türkiye'de böyle çarpıklıklar oluyor. Gezi direnişi bence bir haysiyet başkaldırısıdır. Evet. Bir onur mücadelesidir. Bir adalet arayışıdır. Bir hak arayışıdır. Bir vicdan isyanıdır. Onu öyle bir günlük olaya bağlamak kadar yanlış. Bakınız, Türkiye Cumhuriyet'le beraber bir yaşam biçimi seçmiştir. O yaşam biçimi Çaydakuş uygarlamaya yöneliktir. Ve o yaşam biçiminin ayakta kalması için de devletin temeline laiklik bir felsefi tercih olarak konulmuştur. Bu iktidar iş başına geldiği günden bugüne toplumu dönüştürerek bu yaşam biçimini yerine kendi ütopyasını, kendi hayali yaşam biçimini oturtmaya hedeflemektedir. Yani insanların özel yaşamına müdahale eden, inancının, ibadetinin gereklerini yerine getirme girişimlerini engelleyen,
toplumu dönleştirebilmek için sürekli düzenlemeler yapan bir siyasal iktidarla karşıyız. Öyle bir iktidarımız var ki Cumhuriyet'in bence en önemli devrimlerinden birisi laiklik anlayışıdır. Türkiye gibi uzunca bir süre teokratik bir yapıda yönetilen bir ülkede laikliği getirip Cumhuriyet'in temeline katılım gibi en büyük devrimci atılımlardan birisidir. Ve bu laiklik anlayışı Anglo-Sakson anlayışını endirgeyen yaklaşımlara uzaktan yakından ilgisi yoktur. Maalesef ülkemizde Cumhuriyet'in bütün değerleri gibi laiklik anlayışı da aşındırılmıştır. Cumhuriyet'in temelindeki laiklik anlayışı aklın özgürlüğüne engel olan siyasal, ekonomik ve toplumsal engellerini ortadan kaldırmasını öngörür devlete. Ancak akıl özgür olursa çağdaş toplumu yakalayabilirsiniz. Çağdaş uygarlığa ulaşabilirsiniz. O nedenle bir taraftan Cumhuriyet'in kurucuları Türkiye insanına çağdaş uygarlığı vazgeçilmez bir hedef korken oraya gidiş yolunun da laiklikten yani aklın özgürlüğünden geçeceğini Cumhuriyet'in temeline koymuşlar. Özgür akıl üretimdir, açtır, iştir, ekmektir. Ancak özgür akılla insanlar araştırırlar, olaylara kuşkuyla bakarlar, dünyadaki ve toplumundaki gelişmelerini izleyerler, ciddi atılımlar yapılabilir. Ebu Ekber iş başına geldiği günden beri Cumhuriyet'in bu en temel değerini aşındırmak için her şeyi yapmış. Hatta o kadar ileri gitmiştir ki Türkiye'nin inanç topografisini dikkatine aldığınızda laikliğin bizim toplumumuzda sızan barışımızın da betonu ve çimento olduğu gerçeğini ortaya çıkarır. Evet. Bizim gibi İslam dininin 4 tane farklı yorumunu bünyesinde barışan bir toplumda, bir coğrafyada siz bir inanç grubunu, en üstün bir inanç grubu, en saf, en rafine bir inanç grubu değerlendirir, diğer inanç grupların üzerinde baskı kurmaya kalkarsanız, o kendi inancınızı herkese empoze etme için bir tercihe giderseniz o coğrafyada barışı yakalama şansınız yoktur. Bizim laikliğimiz, laiklik anlayışımız, Cumhuriyet'in temel laiklik aynı zamanda bu yönüyle de bizim barış içinde yazgeçimiz, vazgeçimiz. Ama bu iktidar ne yapmıştır? İş başına geldikten sonra Alevi yurttaşlarımız ilgili önce alçılımlar demiş, saçılımlar demiştir. Maalesef alay eder gibi yaklaşımlar girmiştir. Evet. Bir taraftan Alevi yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini, inanç özgürlüğün gerekleri yerine getirip açılım yapıyorum demiştir. Ama öbür taraftan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen bir soru önergesi maalesef sanki Osmanlı döneminde teokratik bir padişahlık yönetimi var gibi Diyanet işlerine fetva alınma ihtiyacı olmuştur. Aynı iktidarın mensupları Cemevi, Cümbüşevi diyecek kadar sorumsuzca üsluplar kullanır. Son günler hele Sayın Başbakan'ın sorumsuz ciddiyetten, bilgiden uzak bir yaklaşım var. Eğer diyor Alevilik Ali'yi sevmekse ben dört. Bu kadar gayri ciddi, bu kadar düzeysiz bir açıklama olamaz. Alevi'nin kendine göre ritüelleri vardır. İbadet şekilleri vardı. Kendilerine göre kurumsallaşmıştır. Şimdi alıp da bu şekilde kurumsallaşmış ritüeller olan, ibadet şekilleri olan bir inanç grubunu kalkıp da basitleştiren, ben Ali'yi sevmek için diye alay eder gibi yaklaşım yapan bir başbakanı. Şimdi bunu yaptığınız zaman bu toplumda %15, %20 neyse oran çok önemli değil, aritmetik olan değil. Ciddi bir şekilde farklı inançta Alevi inancı olan yurttaşlarımızın bunu içine sindirmesi, bunu kabul etmesi ve bu tavrı ortaya koyan insana karşı bir burukluk, bir demokratik yapki duymaması mümkün müdür? Bir 11 yıldır Türkiye insanı bunlar yaşıyor. Şu ülkenin haline bakarız. Daha 2 gün evvel devletin resmi grubu televizyondan çıkıyor, bir beyefendi fetva veriyor. Hamile insanlar sokağa çıkıp gezmemeliymiş. Bu kadar düzeysizlik olabilir mi? Bu kadar düzeysizlik, terbiyesizlik olabilir mi? Siz kimsiniz? İnsanların özel yaşamına bu kadar müdahale etme hakkının. İki, Cumhuriyet Kurulu'ndan bari bu insanlar hamilesiyle, hamile olmayanlarla rahat rahat sokaklarda dolaşabiliyorlar. Kimse hamile bir insanın fiziksel görüntüsünden rahatsızlık duymuyor. Ama bu beyefendiler orada bile inanç dokulu bir yaklaşım sergiler, toplumu orada da bile ayrışma noktasına doğru gidiyor. Şimdi kalkıyor, kadınların doğuracağı çocuk sayısını beyefendi sanki doğum mütehassıslığı yapıyor gibi üçlü şimdi beşe çıkardı. Efendim sezaryene karşı çıkıyor. Bu konuda müdahaleler yapıyor. İnsanların yaşam biçimine müdahale ediyor. Diğer yanda ve asıl gelinler asıl, var, asıl önemlisi asıl dengesizlik, asıl düzeysizlik, asıl densizlik de dünyanın bütün toplumları simge günleri vardır. Bunlar ulusal bağımsızlık savaşından kaynaklanan günlerdir. Bizim de
19 Mayıs, 30 Ağustos, 23 Nisan, 29 gibi simge günlerimiz vardır. Bunlar bizim bağımsızlık mücadelemizin ve çağdaş bir toplum olarak yaşamamızın süreçleridir, dönemeç noktalarıdır. Her birisinin kendine göre bir anlamı vardır. Bir toplumun geleceğe sağlıkla gidebilmesi, doğru, iyi bir yolda ilerleyebilmesi, barış için yapılması, bu simgeleri unutmadan o simgeleri gelecek nesillerde aktarabilmesinden geçmektedir. Yeni dünyaya gözünü açan, genç yaşına geldiğinde bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı, bu cumhuriyetin nasıl kurulduğunu, ulusal bağımsızlık savaşımızın hangi koşullarda gerçekleştirdiğini, bu ulusal bağımsızlık savaşını gerçekleştiren insanların bu savaşı ne zor koşullarda yönettiğinin bilgisi, becerisi olursa geleceğe daha sağlıklı, daha doğru bakabilirler. Bu simge günlerimizi anlamını da korumada duyarlılık ve hassasiyet içerisinde. Şimdi bu iktidar toplumu dönüştürme projesinin bir ayağı olarak Türkiye insanı için bağımsızlık simgesi olan, çağdaş uygarlık, çağdaş yaşama simgesi olan günlerimizi aşındırarak devreden çıkma düzenlemeleri yapmıştır. 19 Mayıs bayram etkinliklerini kutlaması için düzenlemeler yapmıştır. Çelişkiden çelişkiye yükselmiştir. Niçin 19 Mayıs bayramının etkinliklerle kutlanmasını engelliyorsunuz dediğine, efendim, iklim koşullarını ileriye sürmüşlerdir. Halbuki çelişkidir. Ankara'da düzenlemelere izin verilmiştir. Antalya'da izin verilmemiş. Sanki o tarihlerde Antalya, evet, daha soğuk, Ankara daha sıcak gibi garip bir takım çalışmalar. Arkasından 30 Ağustos ve 29 Eylül kutlamaları terör ve doğal afetleri yasaklamış. Sanki bizim cumhuriyetimiz günbir günlük böyle gülistanlık bir ortamda kurulmuştur. Halbuki o cumhuriyetin kurulması, o ulusal bağımsızlık savaşı eziyetler çekilerek kurulmuştur. Bataklıklardan insanların fiziki gücüyle çıkaran, kanlarla taşınan top mermilerinin kullanılması kullanmıştır. Sırtında çocuğuyla kucağında mermi taşıyan anaların özelliğine kurulmuştur. O nedenle bizim cumhuriyetimiz çok iyi ortamda kuruldu. Şimdi yaşadığımız olumsuzluklar nedeniyle biz bunların kutlanması engelliyoruz gibi mantık sakattır, çürüktür, cumhuriyete ihanettir. Bunlar bu toplumda ciddi bir şekilde sıkıntı yaratmadı mı? Hele son zamanlarda içkiyle ilgili bir yasa düzenleme parlamentoya girdiğinde bu başbakan bu cumhuriyetin kendini bu noktalara getirdiğini unutarak, yüzü kızarmadan iki tane Ayyaş'ın yaptığı yasalar bu memlekette işlerle kazıklanan inançların gereklerini sonra çıkararak yasa çıkaramayacak mı diye bizim ulusal bağımsızlık savaşımızın önderine dil uzatacak kadar utanmazlık sergilemiştir. Fütursuzlukla bir tavır koymuştur. Başka sıkıntılar var Türkiye'de. Gezi olayını yaklaşırken sadece gençlerin koyduğu direnci görüp arkasını görmezsen çok yanılgıya düşeriz. Bakınız, bu memlekette çok garip çarpıklıklar var. Bu ülkenin yıllardır gündeminden düşmeyen bazı temel sorunlar var. Bunların birinde gelir dağılımı çarpıklığı yapmaktadır. Bu ülkede öylesine bir gelir dağılımı çarpıklığı var ki bazı Afrika ülkelerinde böyle görünmeyecekteki de anormallikler söz konudur. Şimdi iddia ediliyor, ulusal gelirimiz 700 küsur milyara çıkardı. Kişi başına 10 bin dolar milli gelirimiz var. Acaba bu doğru mudur? Dağılım açısından doğru mu? Kağıt üzerinde bu böyledir. Ama bakınız, Türkiye'de o kadar çarpık bir milli gelir dağılımı vardı ki karı koca iki çocuğu olan bir ailede 40 bin dolar milli gelir payı düşmesi lazım. Evet. Yani 1900'den sonra 36 bin lira, 56, 60 küsur bin lira para yapar bu. 76 bin lira para yapar. Var mıdır 76 bin lira bu ailelerde? Şimdi müthiş bir şekilde gelir dağılımı. Hele vergi sistemimiz o kadar çarpıktır ki Türkiye'de bugün toplanan vergilerin %50'sindeki vasıtalı vergilerden toplanmak. Benzin 5 lira oluyor. Dünyada en fazla yakıtı en yüksek fiyatla tüketen ülkeleri haline geldik biz. Bakınız, ağırlıklı bölümünü %50'sinden fazlası vergidir. En adaletsiz vergi de vasıtalı vergilerdir. Zengin de fakirin aynı koşullarda ödediği vergilerdir. Vergideki asıl amaç adalet, kazananın kazandığı oranda vergi vermesidir. Kazanmayan insanların da daha az vergi verir. Yoksul insanların da vergi dışı tutulmaz. Ama Türkiye'de bu tersin olmaktadır. Bir paket sigara olan, ayda 100 bin lira gelir olanla 777 lira askeri ücret alan yurttaşı az sigara paketi aynı oranda vergi ödemektir. Asıl çok önemli başka bir şey var. Türkiye'de ciddi bir işsizlik sorunu var. Türkiye'nin kanayan en sıcak yarası işsizlik. Mantar gibi ülkenin her tarafında üniversite açtık. İstihdam hedefi olmayan, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmeyi gözetmeyen, ama ben üniversite açtım, oradan siyasi prim toplamaya yönelik bir yaklaşımla 81 ilde vakıflar var, özel üniversiteler var. Türkiye'de 150 yakın üniversite oldu. Peki
Bunlar nasıl yetişiyor? Aldıkları eğitim niteliği tartışılır. İki, yetiştikten sonra bunlara iş sahası var mıdır? Bu üniversiteler, fakülteler açılırken acaba Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, gereksinim duyduğu elemanlara mı açılmaktadır? Türkiye'de 50'ye yakın hukuk fakültesi oldu. Şimdi hukuk fakültesini bitirenler icra memuru olabilmek için, cezaevi koruma infaz memuru olmak için kuyruklarda sıra beklemektedir. Ve insanlar, bu genç insanlar sistemle uyumlu yaşamakta zorluk çekmektedir. Düşününüz bir, dağdaki bir çoban belki sabahleyin işsiz olsa anneden babadan haçlık ismenin travmasını duymayabilir. Ama üniversiteyi bitirmiş bir genç, 1.000 lira maaş alan, 800 lira emekli maaş alan babanın, annenin kendileri üniversiteyi okuturken yemeyip yedirdiği, giymeyip yedirdiği 800 liralık o dar bütçenin ayda 200-300 lira göndererek kendisi okuttuğunu biliyor bilincinde. Sonra askere gidiyor. Askerde de aynı aile kendisine özveriyle katkıda yapıyor. Askerlikten döndükten sonra iş bulamadığı için sabahleyin babanın eline haçlığa bakıyor. Bu insanın duyduğu travmayı, psikolojik bunalımı düşünebiliyor musunuz? Ve bu insanlar işte şimdi sistemle uyumsuzluk yaşıyor. Babalar aldığı ufak tefek paralarla, haçlıklarla sokaklara çıkıyor. Kahve köşelerinde enerjisini, birikimini kullanmak mecburiyetine kalıyor. Bütün bunlar şimdi Türkiye'de toplumu patlar hale geldi. Türkiye'de 25 milyona yakın insan çalışıyor. Bunun 12 milyonu kayıt dışı. Sosyal güvenlik şemsiyesinin dışı. Bunun 6 milyonu asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret Türkiye'de 770 lira. 770 lira asgari ücret. Çok büyük. Bu ülkede öylesine büyük yanlışlıklar var ki. Bakın şimdi sürekli bir şekilde televizyonlarda, yazılı basınımızda Türkiye'de terör olaylarından ölen insanlarımızın, gençlerimizin kaybından vurgular yapılır. Ama bu ülkede terör olaylarında kaybettiğimiz yurttaştan, gencimizden fazla iş kazasında kaybettiğimiz insanlar var. Bu iktidar döneminde 12 milyon, 12 bin insan iş kazasında yaşamını yitirdi. Asıl garibi de iş kazaları meydana geldiğinde iktidarın başındaki zat-ı muhtere bu örneğin Zonguldak'taki bir kömür ocağındaki göz ve patlaması öyle bu mesleğin gereği bir ölümdür diyecek kadar sorumsuzlar. Kaderlerinin gereği diyebilecek kadar sorumsuzlar. Şu ülkede son zamanlarda kadınlara karşı yöneltilen şiddete bakınız bir. Sokaklarda kadınlar bıçaklanıyor, öldürülüyor. Korkunç bir şiddet. Hepsinin temeline, çoğunun temeline baktığınızda ekonomik sıkıntılar, sistemle uyumsuzluklar ve bunalımlar yatmakta. Bütün bunlar işte yan yana geldi, birikti bu iktidara kaydı. Bir de insanların dışlanması, horlanması, insan yerine konulması, bir zat-ı muhtarın eline kalem alarak bir toplum mühendisine sorarak her şeyi ben bilirim, her şeyi ben yaparım, istediğimi buyruk şekilde talimatla götürürüm derse neticede toplum bir onur ve haysiyet patlamasıyla karşı karşıya. Bugün yaşanan olay bir taraftan onur ve haysiyet patlamasıdır, öbür taraftan adalet arayışıdır. Bugün Türkiye'de demokrasilerde üçüncü güç olarak görülen kuvvetler ailenin bir uzanı yargıya kimse güvenmemektedir. Bu iktidar tarafından yargının işleyişinde yapılan düzenlemeleri sonucu özellikle özel yetkili mahkemelerin Türkiye'nin yargı sistemine girmesinden sonra insanlar yargıya güvenerek gitmemektedirler. İnsanlar yargıya giderken korku ve endişesim. Çünkü yargıdan çıkan kararların tarafsızlığına, objektifliğine insanlar inanmamaktadır. Özel yetkili mahkemeler zaten ceza yargılamanın temel ilkelerine karşı terstir. İnsanlar doğal hakimlerinden yargılanmalıdır. Türkiye'de yargı bağımsız değildir. Türkiye'de yargı tarafsız değildir. Cemaatlerin, tarikatların içinde cirit attığı, onların isteklerine, taleplerine göre karar verdiği ve yargı bugün toplumun dinamik unsurları sindirerek siyasal iktidarın toplumu, kamu, devletin her tarafını işgal etmesine imkan sağlayan, yol açan bir kurum haline gelmiştir. Türkiye'de yargı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şube müdürlüğü konumuna gelmiştir. Ergenekon davasındaki, Balyoz davasında ortaya çıkan gerçekler, orada belli lobiler tarafından, belli güç odakları tarafından dijital kanıtlarla insanların nasıl tutuklandığı görülmeye başlamış. Artık ülkede yalan kanıt haline gelmiştir. Sahteliği kanıtlanmış. Şimdi binlerce yurtsever, adil, iş adamı, gazeteci Türkiye'de siyasal iktidara karşı olduğu için, onun düşüncelerini paylaşmadığı için, onun idari siyasi kararlarını eleştirdiği için iktidarın
talimatları, buyrukları doğrultusunda iktidarın tasallutu altına giden yargı tarafından alınıyor ve Türkiye'de yine ceza hukukunun temel ilkesine aykırı bir şekilde tutuklama infaza dönüştürülmüş durumdadır. Tutuklama ile infaz birbirinden farklı kurumlardır. Tutuklamanın amacı bellidir. Yargılama aşamasında sanığın yurt dışına veya başka yere kaçarak yargılamanın sekteye uğramasını engellemek, sanığın kanıtları etkileyerek adaletin gerçekleşmesini engelleme çabasını kesmek için yapılır. Peki Sayın Vekilim, bu da çok çarpıcı bir örnek yaşadık geçtiğimiz günlerde. Biliyorsunuz Gezi olayları içerisinde eline palasını alıp sokağa fırlayan bir vatandaş sağa sola zarar verdi. İnsanları darp etti, kesti hatta. Sonra çok büyük o gün polis ona hadi git dedi, elinde palasıyla birlikte onu serbest bıraktı. Büyük toplumsal baskılarla tekrar savcı tutuklama istedi. Tutuklandı. Evet, serbest bırakıldı. Yurt dışına kaçtı. Yurt dışına kaçtığı günde işte tekrar arkadaş, tutuklanması orada, için karar çıkarıldı. Bir şeye geldiniz. Çok büyük bir çelişki. Şimdi orada bir şey anımsattınız bana. Şimdi orada o zat-ı muhterin kaçmasından öte o genç kıza yaptığı olay çok önemlidir. Evet. Önce tekmeledi, sonra paleyle vurdu. Bizim bir milletvekili arkadaşımız da bir empati yaparak onu insanlara hatırlatmak için toplumda hiçbir ses gelmedi. Kadın kuruluşlarında ses yok. Kadın derneklerinde ses yok. Demokrasi diyen yandaş ve yalaka medyada ses yok. Onun köşe yazarlarında ses yok. Sen ne yapıyorsun? Ve bu adam geldi ifade verdi. Polis beni çağırdığı için ben oraya geldim dedi. Polis onu engellemedi, seyirci kaldı. Daha sonra tuttu götürdü usule. Usule. Şimdi bizim Antalya milletvekili arkadaşımız da belki maksadını açan bir düzenlemeyle işte dedi ki bu palanın dedi ucaba dedi Sayın Başbakan'ın kızına değse ne olur dedi. Yeri göğü yıktılar. Adalet Bakanlığı'na patladılar. Nasırına basılmış gibi her birisi danalar gibi böğürerek parlamentoda televizyon ekranında suçlamalar kattılar. Siz yalnız o palayla dövülen kızımız değil, İzmir'de bir kızımızı linç ettiler, perişan ettiler, bacaklarını kırdılar. Yüzlerce kadın yurttaşımız maalesef polisin güç kullanması sonunda gözünü kaybetti. Acayip. Benim partim üye olan Sayın Muharrem'de bir arkadaşımız var. İki ayağına yukarıda sıkılarak iki ayağı kırıldı. 9 ay yatmak mecburiyeti. Bunların karşısında sessiz kalan maalesef medyamız, sivil toplum kuruluşlarımız bizim milletvekili arkadaşımızın yapmış olduğu bir değerlendirmedeki maksadı aşan yaklaşım yerinden yıkıldı. Anlaşılıyor ki bizim sultanımız Tayyip Efendi'nin kendisine ve şürekasına laf söylemek çok büyük suç ve günah. Sadece vatandaşlarını dövmek de serbest, palayla yaralamak da serbest. Tam bir ikiye bölünme var. Evet. Devam edeceğiz efendim. Kısa bir aramız var. Az sonra buradayız. Yayınımız devam ediyor efendim. Cem TV ekranlarındayız ve Sayın Adnan Keskin'le beraberiz. Sayın Vekilim, sorular da yöneltiliyor size özel yayınımız içerisinde. Şöyle der Sayın Hasan Açbak Hoca elinden bize yazmışlar. Hoş geldiniz diyorlar. Acaba önümüzdeki yerel ve genel seçimde diğer muhalefet partileriyle bir işbirliği ve ortak bir çalışmanız olacak mı diyor bir aday olarak. AKP'yi iktidardan indirmek için ne gibi planlarınız var diye merak ediyorlar. Yoksa bizim kemikleşmiş bir %20'miz var, o bize yeter mi diye serzenişte de bulunuyorlar size efendim. Önce bir şey düzelteyim. Siyasette kemikleşmiş 20 oyumuz var, bu değişmez diye bir değerlendirme doğru değildir. Siyaset insanla yapılan bir uğraştır. İnsan da dinamik bir canlıdır, dinamik bir varlıktır. Statik bir varlık değildir. Elektrik direği gibi dikildiği yerde kalmaz. Değişir, iyi, güzeli, doğruyu, yanlışı gördüğü zaman kararlarında, tercihlerinde değişik yapılır. O odaktan baktığımızda insanın bu genel yapısı açısından değerlendiğimizde %27'de çakılıp kalmak yanlıştır. Kaldı ki bu seçimlerde %26-7'ye yakın bir oy aldık. Evet. Oy aldık. Sistemden kaynaklanan bir ciddi bir şekilde kaybımız var. Aslında Türkiye'deki seçim sistemi bizim %26 oy aldığımız halde parlamentoya daha düşük oranda bir milletvekiliyle gelmemize neden oldu. Karşı partinin, iktidar partisi de aldığı oydan daha yüksek bir oranda parlamentoya gitmeye neden oldu. Sonuç olarak adaletsiz bir seçim sistemi şu an var. Yapılan kamuoyu yoklamalarında
Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunun %30'lar düzeyinde olduğunu, hem iktidarın yaptırmış olduğu kamuoyu yoklamalarından çıkıyor, hem bağımsız kuruluşların yaptığı kamuoyunda ve bizim yaptığımız kamuoyu araştırmaları Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy grafiğinin yukarıya doğru çıktığı tartışılması bir gerçek olarak görülmektedir, ortaya çıkmaktadır. Şimdi bu diğer partilerle, farklı siyasi partilerle bir seçim ittifakı yapılması konusunda bizim günlük basın organlarımızda, yazılı basın larımızda değerlendirmeler yapılıyor. Hatta bazı gazetelerde MHP ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında böyle bir işbirliğinin görüşüldüğüne ilişkin haberler de yer aldı. Evet. Ankara'nın işte bir partiye, İstanbul'un diğer bir partiye verilerek böyle bir dayanışmanın gerçekleştiğine ilişkin haberler çıktı. Bunlar gerçeği yansıtmayan haberlerdir. Şu ana kadar bizim hiçbir siyasi partiyle bu konuda bir görüşmemiz olmamıştır. Herhangi bir siyasi partiye bu böyle bir işbirliğini sağlamak için görüşme teklifimiz yoktur. Bize de farklı bir siyasi partiden bu konuda yapılan bir teklif yoktur. Bir başvuru yoktur. Bizim de parti olarak şu an gündemimizde bir özellikle MHP gibi dünya görüşlerimiz çok farklı. Toplumun sorunlara bakışları ve o sorunları ürettiğimiz çözüm ritüelleri çok vurtan bir partiyle bir seçim işbirliğine yönelik herhangi bir hazırlığımız, herhangi bir şeyimiz yoktur. Başvurumuz söz konusu değildir. Şimdi biz bu seçimlerin Türkiye açısından, Cumhuriyet Halk Partisi'nden taşıdığı önemin birinci içerisindeyiz. Dolayısıyla da hem yurttaşlarımızın hem partilerimizin beklediği olumlu bir sonuca gidebilmek için çok ciddi çalışmalar götürüyoruz. Örneğin takvime başlamadan Cumhuriyet Halk Partisi olarak adaylarımızı erken belirleyerek adaylarımızın hem rahat bir şekilde çalışmasına imkan sağlayacak hem de aday belirleme sürecinde çıkan bazı olumsuzlukları parti gündeminden ve adayımızın gündemine uzaklaştırmak için onlara geniş bir çalışma zamanı dilimini hazırlayacak bir çerçeveyi, bir çalışmayı götürüyoruz. İllerimize, il başkanlarımıza, il örgütlerimize görüşmeleri götürüyoruz. Geçen hafta 33 tane il başkanımızı 3 ayrı günde toplayarak 11'er kişi her il başına ciddi bir çalışma yaptık. İl başkanlarımız ve yandaki yönetici arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre değişik yerleşim alanlarında adayları belirlemek için kullanacağımız yöntemler ilişkin düşüncelerini aldık. 29-30-31'inde yine 30 tane ilimizi çağırıyoruz. Daha sonra geriye kalan 18 ilimizi çağıracağız. Ve olanaklar ölçüsünde parti tabanının katkısıyla adayları belirleme yöntemimizi belirleyeceğiz. Ve yine de tercihimiz yine olanaklar ölçüsünde parti içi demokrasiyi en yaygın bir şekilde uygulayarak parti tabanımızın gerek belediye başkanı, gerek il genel ve belediye meclisi üyelerimizin belirlenmesinde etkin olmasını sağlayacak yöntemler uygulayacağız. Zaman zaman yalnız partideki yaptığımız eğilim yoklamanın sonuçlarına yetinmeyeceğiz. Bazı yerleşim alanlarında vatandaşlarımızın, en büyük hakim olan vatandaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarıyla ilgili değerlendirmeleri, tercihlerini de ortaya çıkaracak kamuoyu yoklamada araştıracağız. Ve adaylarımızı belirttikten sonra seçimlerden epeyce bir önce vatandaşlarımızın takdirine, tercihine takdim sunacağız. Biz bu seçimlerde ciddi bir başarı yakalayacağımızın umudu içerisindeyiz. İktidar partisi ciddi bir aşınma içerisine girmiştir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın karizması silinmiştir. Türkiye'nin ufuklarına geçtiği korku bulutları dağılmaya başlamıştır. Ben burada hemen bir şey daha söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan'a buradan ben bir ihbarda bulunuyorum. Koç'la falan uğraşmaktan vazgeçsin. Vergi kaçakçılığı yapan Koç Moş değil. Aynaya baksın. İftar sofralarında, sayına soruna oturanına baksın. Her gün trilyonlar kazandığına, trilyonluk ihalelere girdikleri halde vergi açıklamalarında ismi geçmeyen vatandaşlar var. Onlara bakarsa kimin üzerine polis gönderiyor? Haliç ihalesi. Şimdi bakarız orada ilginç şeyler var. Ankara'daki eski başka oteli Lüksöz oteli oldu. Evet. Bu zaten muhterem aldı. İktidarın Ankara'da vermiş olduğu bütün resepsiyonlar bu otelde verilir. Neredeyse özel koruma altındadır. Aslında bakalım vergi veren insanların maliyeci açıklanan listelerin içerisinde bu yırtılır. Hiç yüzü kızarmaz mı bu başbakan?
gece yatağa yattığında acaba kendisi hiç hesaplaşmaz mı? Her şeyden evet, önce... Tanrı'nın kendisine bir gün bunun hesapları soracağı hiç düşünmez mi? Bir taraftan kul hakkını yediriyor, öbür taraftan kul hakkı yediren insanların hiç olmazsa bir nebze olsun topluma karşı sosyal sorumluluğun gereklerini yerine gidip yetmeyle denetlesin. Koçun peşine koşacağına, dediğim gibi tantaralı iftar sofralar düşüp de Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar sofralara bölücü intikamı nutuklar sıktıran insanlara baksın. Orada işte kimlerin bu ülkede kaçakçılık yaptığını, kimlerin tüyü bitmemiş yetimin hakkını yediğini çok iyi bir görün. Zaten yüzündeki artık da rahatsızlık verici mimikler de herhalde yaptığı bu haksızlık ve adaletsizliklerin iş dünyasına vurmasının bir sonucu olarak çıkıyor. Kaldı ki Haliç Tersanesi 8500 yıllık bir geçmişe sahip ve şu anda dünyanın en eski iki kızağından biri orada ve şu anda çalışan tek en eski kızak. Şimdi bak orada başka bir çelişkileri çıkıyor. Yani çivi bile çakılamayacak bir yer orası. Gezi Parkı'nda kışla yaptırırken diyor ki tarihi canlandırmak diyor, geçmişi canlandırmak diyor. Ecdadımıza saygı çıkartmıyor. Peki bu Haliç tarihi bizi hatırlatmıyor mu bizim? 8500 yıl çok önemli. Türkiye'nin en önemli tersanelerden birisiydi. 6 asırdır gemi yapılıyor. Halen yapılıyor. Türkiye ta Osmanlı'dan beri. Evet. Bu kadar tarihi bir geçmiş olan yeri bir gece bir çırpıda yandaş bir kişiye peşkeş çekebiliyorsunuz özelleştirme altında. Öbür tarafta da Gezi Parkı'na kışla yapacağım, gerekçeniz nedir? Tarihe sahip çıkmak gibi saçma sapan bir gerekçeyle çelişkili bir tavır sergilebiliyorsunuz. Gezi Parkı direnişçilerini esnafa zarar vermekle suçladı. Esnafın yerinde yanında yer aldı. Onlar işte tüketmeyelim diyerek esnafın ekonomisini bozuyorlar dedi ama İstiklal Caddesi'nin göbeğine bir AVM dikerek ve birincisini yapmaya yeltenerek. Ona göre de biz bir katkı yapalım. Yani Tayyip'e katkı yapmak için değil de. Esnaf yurttaşlarımızın sorununa sahip çıkmasından burada bir parantez açalım. Esnaf yurttaşlarımız Gezi Parkı'ndaki etkinlik sergileyen gençlerimizin etkinliğinden çok zarara uğramadılar. Evet. Bu kentlerin etrafında, kentlerin içinde mantar gibi sorgusuz sualsiz dikilen alışveriş merkezlerinden esnaf vatandaşlarımız asıl felce uğradılar. Büyük hipermarketler. Soran yok, sual yok. Gidiniz Londra'da, Paris'te, efendim Berlin'de Türkiye'ki gibi böyle bir alışveriş merkezi istedik. Şehirlerin dışına kurmak mecburiyete getirilmiştir. İçerideki esnaflara zarar verilmesin diye. Türkiye gibi ekonomisi üretim omurgasına dayanmayan toplumlarda hizmet sektöründe yaşamını sürdüren yurttaşların alıttığı bir ülkede bu kadar sorumsuzluk yapılamaz. Esnaf çare ne yaptı? Tayyip Erdoğan dedi ki birleşin siz de alışveriş merkezleri açın diyecek kadar sorumsuz laflar söylersin. Peki zor olan bir yolu tercih edeceğine bu şekilde mantar gibi alışveriş merkezlerinin yükselmesine niçin izin veriyorsun? O zaman onu engelle, alışveriş merkezlerini çağdaş toplumlarda olduğu gibi düzenleme yap ve oradaki ekmek satarak, gazete satarak, evet, efendime söyleyeyim sigara satarak, ufak tefek gıda maddesi satarak yaşamını sürdüren esnaflarımızı müşkül duruma itme. Maalesef bazı esnaflar da Tayyip Erdoğan'ın bu şeysini değerlendirmesinin arkasına düşerek iktidarın değirmenine su taşıma yalakalığına kalktılar. Sanki oradaki eylemlerden dolayı esnaflar çok büyük zarar uğramıştır. Esnafların etkilendiği alan kaç tane esnaf var? Gezi Parkı'nın çevresinde olsa olsa 300 tane esnaf vardır. Onların yetkilendiğini de kabul edelim. Kızılay'da aslında 300'de orada 600 tane esnaf burada rahatsızlanmıştır. Tam tersi ama İstanbul polisini olmadığı zamanlarda da 15 milyon kent. Avrupa yakasındaki etkilendi de Anadolu yakasındaki esnafları kim etkiledi? Orayı da mı Gezi Parkı etkiledi? Zaten o açıklamanın hemen ardından eğer başbakan hakikaten esnafların uğradığı sıkıntıyı çözmek istiyorsa yapılacak bir tek iş var. Bu alışveriş merkezlerini adam gibi yeniden düzenlesin. Bir hiç olmazsa yeni alışveriş merkezlerinin açılmasını engelleyici yaklaşımları, uygulamaları devreyecek. Her şeysi yalan. Her şeysi gerçek dışı, bütün yaklaşımlar, bütün değerlendirmeler siyasi oportunizmle haksız bir şekilde toplumu yönde kendi partisinin içine. Zaten baştan beri yaptığı bir şey var. Gerçek dışı bilgi ve yalan haberle insanları zihinlerinden tutsak ederek toplumu esir almaya çalışıyor. Ve bunu da çok iyi uyguluyorlar. Şöyle düşünebiliyor musunuz? Her gün iftar sofrası, bir yerde iftar sofrası düzenliyor. Ve o iftar sofrasına çıkıyor,
kin kusuyor, nefret kusuyor, evet, toplumu bölüyor, parçalıyor. Ramazan ayının semavi ilahi yönü vardır. Bir başka amacı da vardır Ramazan ayının. Toplumsal dayanışmayı da güçlendirmek, sevgiyi, hakkı, hukuku, adaleti toplumsal hayata yaymak gibi bir hedefi de vardır. Şimdi Ramazan ayında vazgeçilmez koşullardan birisi insanlar orucu aç kalarak fiziki gereksinmelerini ve nefsini terbiye ederek yoksulların içinde yaşadığı sıkıntının kendi bünyesinde, kendi dünyasında hissetmesini hedefler. Ve Ramazan ayında bir başka hedef, zenginlerin, maddi durumu iyi olan insanların çevresindeki yoksullara yardım ederek onların da Ramazan ayında mutlu bir ay geçirmesini sağlamak için Ramazan'ı düzenler. Şimdi bu amaçlara yönelik Ramazan ayında kurulan şu iftar sofralarında Sayın Başbakan'ın çıkıp kalkıp da her tarafı suçlaması Türkiye'ye getirmiyor şimdi. İngiltere'ye falan uçmaya başladı. Evet, oradaki gazetecilere satıyor. Efendime söyleyeyim, faiz lobisinin uzantısını yurt dışında aramaya başladı. Gerçi Amerika'ya gittiği zaman Obama'yla işi dışı olabiliyor. Efendim hocam, Yahudi kuruluşların vermiş olduğu ödüller alıkına hiç bu lobiler aklına gelmiyor. Orada propaganda ihtiyacı duyar, sonra propaganda kullanıyor. Ama Türkiye diyor iş tüketim malzemesi olarak onlara kullanıyor. Bu kadar çok rengi, bu kadar çok kimlikli, bu kadar çok suratlı dünyada bir başbakan gelmemiştir. Allah selamet versin. Her yerde bir aynaya bakıyor. Tayyip, bir anaya bakıyorum kavgacı, bir anaya bakıyorum faşist, bir anaya bakıyorum padişah, bir anaya bakıyorum bilmem, böyle bir Tayyip çıkıyor. Acaba karşımda. Hiç düşünmüş müdür ya da danışmanları var biliyorsunuz etrafında, bir ezber bozsa, bir yeryüzü sofrasına katılsa mesela? Onu da yapar, hatırlatma şimdi, onu da söylemek için de yapar. Yani çünkü amacı toplumu kandırmak, gerçekleri çaptırmak. Yarın bakarsın bir gece konda evinde, vatandaşımızın evinde yersu açmaya gider, devleti kullanır. Bir de sormak gerekiyor. Bu kadar verdiğiniz bu iftarların parasını kim karşılıyor acaba? Nereden geliyor bunun paraları? Yeryüzü sofraları herkesin kendi imkanlarıyla kuruluyor. Her cuma polislerin eşliğinde gösteriş bir şekilde namazlara gidiyor. Çıkıyor, fetvalar veriliyor. İslam dininde çok güzel bir kural vardır. Yani Marksizmin falan temeli gibi sayılır. Der ki, kul hakkı yiyen benim karşıma gelmesin der. Kur'an'da ayet vardır. Bu kadar kısa. Ve bu hayatın gereği olarak insanlar öldükten sonra musalla taşında yatarken hoca döner namazdan sonra, cenaze namazı sonra hakkınızı helal ediliyor musun diye sorarlar. Evet. Çünkü en azından orada cenaze namazına kaçılan yurttaşların o ölü yurttaştaki, vatandaştaki, insandaki hakkının helal etmesini sağlar. Şimdi Türkiye'de öyle garip şeyler oluyor ki bakınız. Vatandaşlarımız da nasıl buna inanıyor bilmiyorum. Birkaç yıl evvel biliyorsun üniversite sınavları oldu. Evet. Bu sınavlarda sorular satıldı. Ve meydana çıktı o. Başbakan önce bağırdı, çağırdı, MİT'e talimat verdim, bilmem ne ettim falan dedi. Herkes görevinin başında uzunca, hala. Uzunca bir süre bu iş kapatıldı. Sonra bu soruların bir cemaat, bir tarikat tarafından çalındığı, mesulat çalındığı ortaya çıktı. Ne yaptı şimdi başbakan? Ve alın şimdi bu ayet açısından Sayın Başbakan'ın ve etrafındaki kadronun konumunu tartışalım. 1,5 milyon genç sınava girdi. Bunların ağırlıklı bölümü orta gelirli yoksul ailenin çocukları. Adamcağız o küçük maaşından kıstı, çocuğun iyi bir okula gidebilmesi için dershanelere para yatırdı. Dershaneler, belki üniversite sınavı belgelerini almak için bile ciddi bir bütçesiz. 1,5 yıl para verdi. Peki, sualler çalındı, çocukların hakları gitti. 1,5 milyon insanın hakkının gasp edilmesinin getirdiği inanç sorumluluğu kimin üzerinde kaldı? Tayyip Erdoğan üzerinde kaldı. Peki, bir taraftan cuma namazına gidiyorsun, bir taraftan gösteri bir şekilde eşin geç olur, çocuğu görsün, yurt dışı geziler yapıyorsun. Bu ayetin karşısında senin konumu nedir? Hanımefendiyi götürüyorsun, kızını götürüyorsun, zaman zaman yandaşları da götürüyorsun, hatta taraftar bulduğun gazetelerini de götürüyorsun. Ve bütün bunları da 76 milyon ülkede insanların ödediği vergilerle yapıyorsun. Şimdi dinin şekil tarafında varsın ama özünde yoksun. İslam dini haktır, hukuktur, adalettir, özgürlüktür, barıştır, insana saygıdır. Hangi birini yapıyorsun bunu? Bütün bu olup bir tane... Bakınız milyonlarca yolsuzluk çıkıyor ortaya.
çıktı kendi partisinin içerisinde Abdüllatif Şener bu konuda olmadık iddiaları bulunmaktadır. Her gün gazetelerde bu konuda bir sürü açıklamalar. Peki bunlar yaşananlar, her şey gözlerimizin önünde yaşanıyor. Mutlaka ki AKP'nin bir seçmen yelpazesi var ve bu seçmenler içerisinde muhafazakar olan, dindar olan ama bu ülkeyi seven makul insanlar da var. Mutlaka var. Yani olmaması imkan yok bu coğrafyanın insanı. Sizce değiştirecek mi bu sefer? Bir değişme görülüyor ama burada sıkıntı şu. Bir de seçim sistemi ve seçimlerin ne kadar hakça yapıldığı da yalnızca baraj açısından değil, oy sayımı açısından da. Şimdi bakın burada çok önemli şu. Demokrasilerde 4 tane güç vardır biliyorsunuz. Birisi kuvvetler ayrılığı ilkesine yargı, yasama, yürütmedir. Bir de medyadır. Bu organların kendi işlevlerini doğru ve hakkaniyetçe yürütüp yürütmediğini konusunda en büyük denetimi medya yapar. Medyanın vatandaşlara karşı, yayın yürüttüğü ülkedeki insanlara karşı ciddi bir görevi vardır. İnsanların doğru haber alma, doğru bilgi edinme özgürlüğüne hizmet etmesi gerekir. Eğer medya bu şekilde objektif yayınlar yaparsa ülkede yapılan bu haksızlıkları, kuşları, bakın şimdi şu Tüpraş'la ilgili baskından sonra ben beklerdim ki bütün gazetelerde bu haksızlık, bu adaletsiz karşısında doğru düz değerlendirmeler çıksın. Çünkü adam çıktı resmen padişah gibi bunun hesabını sorarım dedi. Daha bu sözün mürekkebi kurumadan bu baskın yapıldı şimdi. Evet. Burada açık bir şekilde bir kin, bir nefret yattığı ortada. Ama medya bunu ne kadar verebiliyor? İki, bunu Tayyip Erdoğan ve şürekası çok iyi bildiği için, yandaşları çok iyi bildiği için Türkiye'de ordudan sonra etkisiz hale getirdiği yeni kurum medyadır. Bakınız Show TV gitti, Akşam Gazetesi gitti. Kim aldı? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekili Zat-ı Muhterem başına getirildi. Bu iktidar tarafından özel uygulamalarla korunan başka bir holdinge gitti. O holdingle ilgili değerlendirme yapmak istemiyorum. Tabii ticari amacı vardır, alır. Ama siyasal iktidar bu şekilde yandaşlarına medya kuruluşlarını peşkeş çekerek, onları koruyarak medyaya hakim oldu. Özellikle Sabah grubunun alışında kamu bankalarını kullanması bu konunun en önemli, en somut kanıtlardan. Şimdi akşam evine giden yurttaşımız televizyon kumandasını eline aldığında, bastığında 20 tane televizyon ekranlarında Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını dinlemeye, yüzünü görmeye mahkum edilmektedir. Bir iftar sofrasına gidiyor, konuşma yapıyor. Ben geçen baktım 11 tane televizyon kanalı. Bizde değil, toplu taşıma araçlarında, deniz otobüslerinde, vapurlarda, her yerde. Burada vatandaşlarımız öylesine bir şekilde yönlendiriliyor, etkileniyor ki bir kere doğru bilgi verilmiyor. İki, beyefendinin konuşması tamamıyla sonuna kadar veriliyor. Karşısında bir alternatif değerlendirme konuşması sunulmuyor. O sanki sarsılmaz doğruymuş, Tanrı buyurmuş gibi insanlar bunu dinlemeye mahkum ediliyor. En azından bir gün sonra, iki gün sonra farklı düşünceyi de bu konuda değerlendirme yapan insanların yaptığı değerlendirme de kamuoyuna yansıtılmıyor. İnsanlar çok sayılı ama tek sesli medya kuruluşları yönlendiriyor. Şimdi motive ediliyor insanlar. Bunun Amerika'da tipik bir örneği vardı. Bunu her televizyon programı anlatıyorum. Amerika'da farklı eyalette ders veren iki tane profesör anlaşmışlar. Demişler ki medyanın yönlendirme gücünü ölçmemiz gerekiyor. Ne yapalım? Aynı gün aynı saatte ikimiz sınav yapalım demişler. Anlaşmışlar. Birinci sınavda yönlendirici bir soru sormamışlar. Demişler ki örneğin işte bilinen Amerika'da Türkiye diyelim. Türkiye'nin nüfusu kaçtır demişler. Soruyu sormuşlar. Soru kağıtlarını almışlar, kapatmışlar, gelmişler. 10 gün sonra yine aynı gün aynı saatte yeni bir imtihan yapmışlar. Bu sefer yönlendirici bir soru sormuşlar. Türkiye'nin nüfusu 100 milyonun altında mıdır, üstünde midir diye sormuşlar. O cevapları da almışlar. Birinci yönlendirmeci soru sormadıkları sınav kağıtlarında Türkiye nüfusunu 150 milyon diyen olmuş, 100 milyon diyen olmuş, 200 diyen olmuş, 70 demiş, 80 demiş. Birbiriyle uzaktan yakından ilgisi olmayan rakamlar ortaya çıkmış. İkinci yönlendirici sorunun sorulduğu sınav kağıtlarında ise herkes 100 milyonun etrafında dönmüş. 100 demiş, 99 demiş, 98, 101 demiş. Yakın tahminlerde. Bir sualle üniversitede eğitim yapan bir delikanlı bu şekilde yönlendirilebiliyor ise her gün
Tayyip Efendi'nin palavrasını, gerçek dışını iddialarını dinleyen bir yurttaşta, eğitim düzeyinin de biraz daha aşağıda olduğu bir toplumda bunun etkisini ve yönlendirme gücünün takdirini değerlendirmesi iyi yapmamız gerekiyor. Yalnız Tayyip'le bitmiyor iş. Bütün yan kuruluşlar, Hüseyin çıkalı çıkıyor bir şey sallıyor. Şimdi Hüseyin içeri çıkmış, sallıyor işte. Avrupa Birliği'ne bir diyelim bakıyor, Avrupa Birliği'nden sorumlu bakan çıkıyor. Bir kişinin de yönetiyor. Bu, partinin sözcüleri çıkıyor. Bu toplum neredeyse, Ankara Belediye Başkanı'na da yansımayalım. Melih Kökçü Efendi, bakın şimdi ben geçenler... Özel çalışmalar, Ankara'yla bir şey anlatacağım Ankara'daki. Biz evet. Bir gezi olayları sırasında, ben gece partideydim, nöbetçiydim ilk çıktığı gün. Şeylerde, internetlerde işte bir kızcağızın tomanın altında kaldı, öldüğü haberler çıktı. Bana da Halk TV'den bir bağlantı yapıldı. Dedim ki şimdi aldığım bilgiye göre bir kızımız tomanın altında kaldı, ölmüştü. Bir diyelim. Ama bütün yurttaşlarımı sükunete davet ediyorum. Sağduyuya davet ediyorum. Açıklama. Şimdi benim bu konuşmamından yalnız o öldü bölümü alındı. Sonra bunun doğru olmadığı çıktı, anlaşıldı evet. Haberlerden. Bu, o bölümü aldılar. Diğer bölümü attılar. Adnan Kerskin provokatörlük yaptı. Melih Efendi her gün açıklamıyor. Televizyon kuşu oldu, ona koşuyor. Ben de geçenler Twitter'dan kendisine bir mesaj attım. Melih Bey dedim. Ben belki bir yanlış bir bilgilendirme oldum. Ama sen Eskişehir yolunda bir demir kafes yaptın dedim. Mahkeme kararına rağmen. Demirlerin sökülmesi. Şimdi her gün elinde şeylerle, balyozlarla sütunları kıran yurttaşlarımıza ödenen para nedir? Yapımına ödenendir. Kaç tane tüy bitmemiş yetimin hakkı senin boynunda tasma gibi durma. Daha cevap veremedi. Ankara'ya gelip birden yurttaşlarımın özel dikkatini çekiyorum. Eskişehir'de kılın o kepazeliğe bassınlar. Ve maalesef öylesine vicdanı ve hukuk duygusu ayak altına bir iktidar var ki Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi'nde bilmem ufak bir su ihalesinde yolsuzluk var diye baskınlar yapılıyor. Ama Melih Gökçe'sin Adalet ve Kalkınma'sın yüz karası olan milyonlarca liranın sokağa atılmasına nedir olan bu sakat uygulamayla hiçbir işlem yapılmıyor. Bunu yapan beyefendi de yüzü kızarmadan televizyon düşerek Tayyip Erdoğan'a yağ çekerek yeniden belediye başkanı aday olmaya çalışıyor. Tabii, amaç belli. Evet. Amaç belli. Sayın Vekilimiz son olarak zamanımız da bitti ama bir soru daha yöneltmek istiyorum. Daha doğrusu soru değil, herkesin bildiği bir şey. Sayın Başbakan dedi her şeyi devletten beklemeyin dedi. Komşunuzu ihbar edin dedi. Çünkü insanlar seslerini duyulmadığını düşünerek biraz ses yükseltmek adına tencerelerin evet. Tavalarını alıp pencerelere çıkmışlardı. Komşularımızda zaten dış komşularımızda sorunlarımız var. Şimdi artık apartman komşularımızda da sorunlarımız olacak. Ona kalırsa tabii böyle bir şey olmadı. Nasıl değerlendirirsiniz? Bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, yani Tayyip Erdoğan değil de biz başbakan böyle bir demeç nasıl verebilir? İşte bakınız, amacı meydana çıkmış, toplumu bölerek kendi yandaşları ve karşı tarafı bir yapı çıkarmaya çalışıyor. İnsanları kompartımanda dondurarak birbirine düşman gibi bakan ve birbirine sıcak ilişkiye girmesini engelleyen bir yaklaşım söylüyor. O amaçla barış ayı olan Ramazan'ı bile sömürüyor. Vicdanı sızlamıyor. Dindar ve kindar genç yetiştireceğim deyip televizyona çıkan bir insandan bu toplumun güzelliği, bu toplumun barışı, bu toplumun geleceğiyle ilgili iyi ve sağlıklı değerlendirmek, beklemek yanlıştır. Evet. Tayyip Erdoğan kin yüklü, intikam yüklü, o koltukta kalabilmek için düştüğünde vereceği hesabın kendisine çok ağır palyamancı hesap ettiğin maalesef toplumu gerekirse ciddi bir şekilde fiziki sürtüşme neden olacak bir parçalama gayretinin içerisindedir. Ben şimdi buradan Tayyip'e ben de bir ihbarda bulunuyorum. Tavayı tencereye bırak da Anadolu coğrafyasının bir bölgesinde elinde silahlarla gösteri yapan, denetim yapan, yol kesen, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ortadan kaldıracak bayrak asanlarla görev yap. Senin görevin o. Penceresinin camından bir şeye öfke duymuş, bir şeye destek olmuş için tava çalan insanlardan kimse rahatsız değil bir toplumda. Sen bölerek parçalayarak bir de gidemezsin. Anlaşılıyor, sen dıştaki bazı yandaşların yaptığından örnek alarak bu toplumu bölmeye çalışıyorsun ve bölerek ayakta kalmaya çalışıyorsun, bölerek başkanlık oturtmaya çalışıyorsun. Kendin belki rahat olabilirsin ama çalışma ama topluma yazıktır.
bir başbakanın yapmaması gereken sorumsuzluktur bu, vicdansızlıktır bu. Sayın Vekilim çok teşekkür ederim açıklamalarınız için, aydınlatmalarınız için. Efendim özel yayında Cem TV ekranlarında Sayın Adnan Keskin'le birlikteydik. Özel yayınlarımız devam edecek. Hoşça kalın şimdilik efendim.